Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, Hikmet Kaseleri programıyla huzurlarınızdayız. Rabbimizin esmalarını konuşuyoruz. Bu hafta, bu programda Rabbimizin evvel ismini konuşacağız. Ama bakalım hani kasemize ne düşecek? Seyda Abdülhakim Sonkaya hocam da inşallah hasbihal eyleyeceğiz. Bize anlatacaklar, biz dinleyeceğiz. El evvel isminin sırrını, insana yansımasını, topluma yansımasını. Evet Seyda. Hoş geldiniz. Eyvallah efendim. Şimdi malum şeyimizi bozmayalım, formatımızı. Şimdi El Evvel isminin bizdeki tecellisi, fakat bu tecelli biraz daha farklıydı, onu söyleyeyim. Bu tecelli çok anlatıyorum. Yani ben anlatayım. Buyurun. Şimdi El Evvel isminin yansıması sonsuz bir ışık hüzmesi. Yani nur aslında. Işık kelimesi kesinlikle karşılamıyor. Ben nuru gördüm, onu söyleyeyim yani. Onun için diyorum. Kesinlikle karşılamıyor. Çünkü ışığın içine girdiğinizde, onu geçtiğinizde ışık arkanızda kalıyor. Nurda gittiğinizde o arkanızda kalmıyor. Evet ustam. Her taraftan kuşatmış. Siz gidiyorsunuz. Yani şey gibi, deniz gibi. Ha, anladım. Bir denizin içerisindeki bir deniz nuru gibi, nur evet, denizi gibi. Aynen öyle. Nur denizi gibi. Şimdi evvel isminde ben bunu gördüm. Hani bir nur içinde gittikçe yani yol açılıyor, fakat insan bir yerden sonra durmak istiyor. Gidemiyor, fark ediyor yani, diyor ki yok artık bundan sonra dayanamıyorum yani, mecalim yok diyor. Fakat yani bu esmada nurun içinde girer, yürürken, giderken ya da böyle bir lezzet de yok. Aha. Onu da söyleyeyim. Eşsiz bir lezzet. Müthiş yani. Eşsiz. Evet, eşsiz diyelim. Yani farklı, çok farklı bir lezzet. Fakat bir yerden sonra duruyorsunuz, diyor yeter, mecalim tükendi. Yani insan artık evvel ismi insana acziyetini mi hatırlatıyor, neye bilmiyorum ben. O kısmını bilmiyorum. Fakat böyle bir yansıma oldu. Sonsuz bir nur. Bir yere kadar gidiyorsunuz, ondan sonra diz çöküyorsunuz. Eyvallah. Artık yol yok. Hocam, bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tabii bu sizin haliniz, yaşadığınız bu hal haktır yani, şüphesiz. Çünkü Esma-ül Hüsna şerh ediyoruz burada ve siz elhamdülillah bu konuda gerçekten baştan beri maşallah çok güzel bir şekilde bu isimlerin hazzını yansıtıyorsunuz, eşlik ediyorsunuz. Bu konuda sizi takdir ediyoruz öncelikle. Eyvallah. Bu hal hak bir haldir dolayısıyla. Çünkü şunu ifade ediyorsunuz burada. El evvel dendiği zaman insanın aklına hep geçmiş gelir. Yani evet. Geçmiş gelir. Aha. Doğal olarak ne yaparsan ne edersen geçmişe gidiyorsun. Yani geçmişten geçmişe doğru. Yani el evvel ismi sen dedin mi? Öncelik. Evet. Önce. Önceki. Önceki. Ya da öncelik, hı hı, akla geliyor. Tabii insanın tasavvurunda hocam geleceği kavramak geçmişi kavramaktan daha zordur. Yani insan geçmişi kavrayabiliyor. Diyor ki işte gelecek şöyle olacak, böyle olacak. İşte ahiret olacak, sonsuz hayat olacak. Ama geçmişini kuşatamıyor. Geçmişe gittiği zaman o şeyi yaşıyor. Çünkü geçmiş hakkın zatına dayanıyor. İsmin el evvel hakkın zatıyla varlığın başladığı yerdir yani diyebiliriz. Yani hakkın zatı var. Hı hı. O zat varken, zaten hiçbir şey yokken o vardı. Hı hı. Varlık başladığı zaman el evvel o oldu yani. Yani İnsan üzerinden biz gidelim. Belki buyurun, bitkidir, belki hayvandır, ama biz insan üzerinden, evet, gidelim. Hani akıl ettiği için. İnsan ortaya çıktığında el evvel esması da ortaya çıktı. Öyle. Değil mi? Tabii. Yani insan derken canlı diyelim. Canlı. Yaratılmış. Öyle, tabii. Hı-hı. Tabii. Yani aynen öyle diyebiliriz. Yani Hak Teala'nın zatı varken zaten o zatı mutlaktır. O zat-ı Zülcelal'dır. Ona sıra ermiyor. İşte varlık ortaya çıkınca hakkın zatının varlıkla olan şey bir, yani bir anlık o düşündüğümüzde işte buna biz el evvel diyoruz. Yani dayanak anlamında da oluyor. Dayanak olarak. Şimdi bu konuda buna şey olarak sizin zaten haliniz de bunu yansıtıyor. Helezonik bir şeyi örnek verebiliriz. Mesela vav'ı örnek verebiliriz. Şimdi vav bir yuvarlaktan başlıyor, sonra kendi ekseni etrafında dönmeye başlıyor mesela. Hı hı hı. Yani ve böylece kendi mesela ekseni etrafında, yani geçmişe doğru
gitmek insan için zordur hocam. İnsan evet. geçmişine gidemiyor. Çünkü yani doğumundan önceki hale gidemiyor. Hiç kavrayamıyor bunu. İşte el-evvel ismi insan için ayrıdır. Alem için ayrıdır. Herkese yansıması ayrıdır. Bizim açımızdan el-evvel isminin yansıması, yani ben ona dayandım. Ben onunla var oldum. Yani benim evveli cemaziye el-evvelim odur. Hak Teala'dır. Hani diyorlar ya, ben senin ilk evvelini biliyoruz falan derler ya. Senin ilk şeyini dayanak anlamında, bizim evvelimiz mesela doğum tarihi el-evvel ismidir bizim için. Rabi'ül evvel diyorlar ya, ilk bahar evet. anlamında. Yani biz kendi dayanağımızı, kendi şahıs olarak, yani hani insan olarak düşündüğümüzde bütün kainat ayrı, kainat açısından ayrıdır anlamı, kendi açımızdan ayrıdır hocam. Yani bizim açımızdan el-evvel isminin manası şudur. Biz el-evvel dendiğinde bizim ilk aklımıza dayanak. Geçmiş gelir. Evet, geçmiş gelir ama bu şeye biraz değindiniz. Şimdi insanın yaratılışı üzerinden gidecek olursak. Acaba Allah-u Teala bu esma ile insana bir şey, şöyle bir mesaj veriyor olabilir mi? Şimdi insan yeryüzüne geldiğinde, hani malum hümanist fikirler vardır. Dünyayı, insanı dünyanın merkezine oturtan, sanki insan dışında hiçbir şey, yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. İnsanı merkeze oturtmuş ve ne ilahi olanı, ne mesela canlıyı, hayvanı falan filan, onların da hani değerini bilmez bir medeniyet gelişmiş durumda şu an. Bu esma el-evvel, yani insan kendini merkeze koyuyor ya, el-evvel ya ismi şu mesaj mıdır? Senden önce ben varım. Elbette. Dayanak benim. Hı-hı. Yani bana dayanıyorsun. Yani geçmişin benim. Yani. Evet. Hani cemaziyel evvelini biliriz diyorlar ya hocam. Hı-hı. O bir deyim vardı. Hani evet. Biz senin cemaziyel evvelini de biliriz. Yani ilk geçmişini de biliriz. Geçmişini de biliriz. El-evvel ismi hocam. Yani bu manada insanın şu ayet üzerinden gitsek acaba daha iyi anlaşılmaz mı hocam? Biraz konunun zor olduğunu farkındayız, onu biliyoruz. Hı hı. Konu çok zordur, yani biz ifade edemiyoruz açıkçası. Çünkü bir sır noktası vardır. Hani varlık ile zat arasındaki şeyi temsil ettiği için, hı hı. Hak Teala'nın zatı ve esmasının başlangıç anlamını taşıyor. Şimdi şu ayet-i kerimeyi söylesek acaba daha iyi açmaz mısınız? Size özellikle burada biraz şey yapalım, bu yükü verelim. Şimdi ayet şöyle üstadım, Dehr suresi var Kur'an'da biliyorsunuz. Zaten Dehr suresi zaman suresi demek. Bir ismi Dehr, bir ismi insan suresi. Diyor, Allah buyuruyor, هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَسْكُورًا لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَسْكُورًا diyor, insanın üzerinden bir dehr geçti, uzun zaman geçti ve insan anılan bir şey değildi diyor. Dikkat ederseniz insan anılan bir şey değildi diyor. Yoksa var olan bir şey değildi demiyor. Evet. Yani işte el-evvel ismiyle varlık arasında böyle bir sır var. Yani biz bizim anılmaya başlamamız el-evvel ismiyle oluyor. Yani böyle bir şey. Biz aslında ruhlar aleminde varız. Hı hı. Ama onunla el-evvel olarak bir noktadan başlayarak kendi şeyimizi ortaya koyuyoruz. Yani anılmaya başlıyoruz. Evet. Yani hakikaten zor. Zaten alimler de Seyda şey diyorlar. Diyorlar ki yani evvel ve ahir isimleri bir arada anlatılmalıdır. Çünkü tek başına anlatmak çok zordur. Hani baktım mesela tek başına diyor. Ha, anlatmak zordur geçtim, anlamak da zordur. Evet, doğru. Yani doğru. Anlatmak da değil. Haklılar. Anlamak da zordur. Şimdi Allah-u Teala'nın bir de El-Vahid diye bir ismi var. Tabii. Onu ayrıca zaten işleyeceğiz de. El-Evvel şimdi bir şey, başlangıç demek. Tabii. Vahid bir. Şimdi bir şeyin başlangıcı aynı zamanda birliği de değil midir ki farklı farklı esmalar? Hocam yani ilk olmak ayrı. İlk olan aynı zamanda başlangıç da değil midir? İlk olan başlangıçtır aynı zamanda. Evet. Ama burada vahid bir olan demektir. Hı hı. Yani bu buradaki kıyası mesela nasıl bir şey ilki dayanak anlamına da var hocam. Öncelik anlamında da var. Ama bir mesela bir yarışmada birinci olan. Hı hı. Bir olan. Yani diyorsun ki bu birincidir bu dediğin zaman. Ya da bu alanda tektir dediğin zaman. Mesela bir alanda bu birdir. Alanda tektir. El-Vahid dediğimiz şey biriciktir. Yani bu kendi alanında biriciktir dediğinizde, değil mi? O ayrı bir şeydir ama ilktir demek ayrı bir şeydir.
Yani, evet. Değil mi? Yani birin bir alanda biricik olmak, tek olmak ayrıdır. Yani bir de ilk olmak ayrıdır. Mesela evet, bazen biricik olan gelir, ilki bile geçer yani. Yani işte zaman bu içerisinde. Zaman içinde öyle ama hak için böyle değil. Yani evet. Çünkü burada biz biraz daha meseleyi somutlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi el-evvel isminin bir şeyi hani türev anlamında tevil oradan geliyor ya. Hı hı. Mesela biz meselelerin tevili diye bir şeyin yorumunu yapmak anlamına geliyor ya. Tevil yorumdur. Hı hı. Mesela hani tevil el-ahadis olayların yorumu, rüyaların yorumu el-ahadis. Yani bu yorumlarda tevil diyoruz ya. Neden? Çünkü evvel işin evvelini raci edeceksin ki oradan alıp geleceksin ki hakkı yakati bulasın anlamına geliyor. Evet. Onun tevil denilmiş. Yani doğru tevil ne demektir hocam? İşin evveline raci olacaksın. Yani bu işin arka planını bileceksin. Bileceksin. Bu işin sırrını bilene götüreceksin ki o el-evvelin şeyiyle ipin ucunu yakalayıp geleceksin. İşte ona tevil deniyor. Onun için ona tevil denilmiştir. Evet. Evvel isminden türeme bir kelime. Tabii. O zaman bu esma aynı zamanda madem tevil de buradan çıkmadır, bu esma bize farklı düşünmenin yollarını açıyor. Tabii ki. Yani çünkü varlıkta tevil edebiliyoruz yani. Tabii. Normalde kesin bu manadaysa zaten tevil edilemez. Tabii. Bir şey tevil edilebiliyorsa düşünmeye ve yorumlamaya açıktır. Tabii. Şimdi evvel isminden eğer tevil kelimesi de evvel ismiyle aynı köktense Allah-u Teala bu esması üzerinden Allahu Alem tabi diyelim kesin konuşmayalım. Allahu Alem bize bilginin hani bu esma daha doğrusu bilgi konusunda düşünebileceğini yorumlama yeteneği belki buradan mıdır? Yani başlangıçtan mı gelmiştir? Heh. Hazreti Adem'in yaratılışından yani başlangıçtan gelmiştir zaten. Yani sen o kabiliyet olsun, usul olsun. Yani mesela bir şeyi hani diyor fabrika ayarları derler. Hı hı. Yani biraz fabrika ayarlarına dönerek tabiri caizse meseleyi anlamaktır tevil bu manada. Evet. Anlatabildim mi hocam? Hı hı. Yani o deyim kullanılıyor biliyorsunuz. İşte, tabii. Yani bir şeyin işte her şeyi yaratan Allah, her şeyi sosyal anlamda kavramlar, her şeyde Hak Teala'nın mührü vardı. Dolayısıyla biz bazı şeyleri, her şeyi anlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? O tevil yoluyla evvelin muradına ulaşmamız lazım. Yani evet. Evvel işin evveline gitmemiz lazımdır ki oradan alıp gelelim. Oradan alıp mesela bugün insanlık bu noktada hata yapıyor. İlişkisini keserek tevil ediyor olayları. Yani işte biraz da burada hani Tanrı'yla olan ilişkiyi de ifade ediyor. İnsanlar diyorlar ki biz yani el-evvelin böyle bir şeyi var, manası var. Yani el-evvel kendisiyle bağın koparılmasını istemiyor. Koparırsanız diyor tevil edemezsin diyor hiçbir şeyi. Yani sen yorum gücünü kaybedersin. O hakikati kaybedersin. Mesela sen yaptığın şeylere haz olmaz, bereket olmaz, mana olmaz. Onun için zaten tevil edebilmesi için bağının devam etmesi gerekmiyor. Gerekiyor. Değil mi? Tabii gerekiyor. Sizin Kur'an'ı tevil edebilmeniz için tabii. Kur'an'ı okumanız gerekiyor. Tabii şimdi mesela tevil el-ahadis demiyor muyuz hocam? Yani Hazreti Yusuf'a verilen ve onun şahsında özel olarak hikmet ehline verilen mesela tevil etme hadise. Şimdi hadise olay demek. Değil mi? Olayı tevil edebilmek için sen o olayın hani sebebini, sonucunu diyorlar ya. Evet. İşte kime dayandığını bilmen lazım. İşte olay hani bir olay olduğu zaman bunun sebep sonuç ilişkisini bilmeden anlayamayız derler mesela. Değil mi? İşte evet. Hadise diyoruz. Tevil hadis yani hadiselerin yorumu, olayların yorumu. Değil mi hocam? Yani olayların yorumu. Şimdi burada biz neye göre olayların yorumu? Ayetlerin yorumu mesela. Yani ayetlerin tevil edilmesi. Neye göre tevil edilir? İşte Allah'ın muradına göre. Dönüş odur çünkü. Yani rucu, merci odur. Dolayısıyla o tevil meselesinde Allah'ın el-evvel ismini bu manada fabrika ayarı olarak da görebiliriz. Yani hem evet. Eşyada hem hikmette her bir şeyde hocam. Her şeyde el-evvel ismi bu manada fabrika ayarıdır diyebiliriz. Şimdi bu şimdi evvel ve ahir Allah-u Teala'nın zatına has esmalar değil mi? Mesela insanda çünkü evvel ve ahir olmuyor. Ha, insanda evveli vardır hocam. İnsanda evveli vardır ama kendi nispetinde evveli vardır. Ya mesela sizin evveliniz, kendi fıtratınız, kendi özünüz.
Yani kendi doğal haliniz bu. Ama insan kendi evvelinden çok uzak. Mesela insan kendi bedenden önceki halini diyor. Ruhlar alemi dediğimiz. İşte hocam insan evveli mesela, nedir? O değil midir? Ha, insan ruh değil midir? İnsan üzerinden gidersek hocam. El-Evvel ismini daha belki biraz anlaşılır kılmaya çalışırız. Şimdi El-Evvel, insan evvel dediğimiz şey. Yani evvel işte babamız Adem diyebilirler. Ama şahıs olarak herkesin bir evveli ve ahiri vardır. Çünkü Allah-u Teala diyor وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْاُولَى Senin için son başlangıçtan hayırlıdır. Yani o manada. Ahir isminin tecellisidir ahiret. Ula da evvel isminin tecellisidir. Dünya. Tabi. Evvel aynı zamanda dünya anlamına dünyadır, da geliyor tabii, değil mi? Dünyadır tabi. Dolayısıyla bizim evvelimiz burasıdır. Onun için biz evvelimizi tevilini iyi bilirsek ahiretimiz güzel olur. Yani evveli iyi yaşarsak ahiretimiz güzel olur. Yani insanın evveli üzerinden gidecek olursak, yani insan ruh ve bedenden oluşuyor. İşte insanın evveli maddi varlığıyla ölçülmemeli. Yani kendi özüyle alakalıdır. Yani özüne dönüş anlamında el evvel. Yani fabrika ayarı dedik ya, yani kendi ruhunun fıtrata dönüş, özüne dönüş. Buna biz el-evvel diyoruz. İşte oraya meseleyi oradan almaya başladığında sağlıklı düşünmeye, meseleyi anlamaya, hakikati bilmeye başlıyor. Yani o manada. Yani önce... Ama her insan kendi evveline uygun yaşamıyor. Ya da kendinden niye bu kadar o zaman yani... Yanlış tevil yapıyor hocam. Yanlış tevil yapıyor. Tevilde sorun var zaten. Hani Bismillahirrahmanirrahim orada hani şeyde tevil ederken diyor ölçtü biçti ayet yani yok mutşabih ayetlerle ilgili minhu ayatul muhkemat hunne mutşabihat ve hunne umul kitabe uhar mutşabihat vellezine fi kulubihim evet, bazıları muhkemdir bazıları müteşabih ibtigaa tevili yani ibtigaa fitneti ibtigaa tevili onlar bir şeyi yorumlarken fitne amacıyla bunu yorumlamaya çalışıyor. Yani özüne rücu ederek değil. Yani bir şeyi yanlış yapmak ya da fitneye sebep olmak, insanları saptırmak amacıyla olayı tevil ediyor, yorumluyor. Yani özüne uygun olarak değil. Değil mi? İşte bundan dolayı insan hayatını, aslında insanın bir özü vardır. Bir de tevil onun hayat hikayesidir. Onun yorumu, onun açılımıdır. Yani hayatı onun açılımıdır. Yani Hak diyor, işte siz kendi özünüzü, önceliğinizi, önceliklerinizi, dayanağınızı bilirseniz sizin teviliniz, sizin yorumunuz her bir şeyde ve kendi şahsınızda düzgün olur. Evet. Ona göre her hadisede doğru bir çıkarım yaparsınız, doğru bir sonuca varırsınız. Doğru tevil etmek, doğru yorumlamak, doğru bir karar var. Mesela Yusuf yani Aleyhisselam... özür dilerim, müminin ferasetinden korkunuz. Hadis-i şerifi bu anlamda. Tabii ki onunla alakalıdır. Tabii. Mesela biz tabii ki biz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mesela kıssasında bunu izah etmeye çalışacak olursak şimdi kral bir rüya görüyor mesela. Değil mi? Ya da babası rüya görüyor. Babası kendisini gördüğü rüyada babası tevil ediyor. Evet. Hazreti Yusuf önce tabii. Yani burada mesela tevil olayı var. Evet. Yani başlangıcını Yakup Aleyhisselam hani babası Yusuf'u rüya görünce diyor ki sen işte seçileceksin diyor ve seçilenlerden olacaksın diyor. Allah üzerindeki fadlı tamamlayacak diye tevil ediyor, yorum yapıyor. İşte burada Hazreti Yakup bu tevili kendi evveline, kendi özüne uygun yaptığı için baba oğluna bir hikaye oluyor. Bir hayat vizyonu, bir şey oluşuyor. Demek ki insan kendi özüne göre davrandığı zaman onun hayatı da ona uygun oluyor bir nevi. O vizyon ona göre işliyor. Değil mi? Yani orada da işte kral bir rüya görüyor orada. Yani kralın rüyası mesela. Şimdi kralın rüyasında şeyler var. Ha bir de ondan önceki zindana giren kişilerin rüyası var. Mesela o tevil ediyor. Şimdi neye göre tevil ediyor? Orada biri diyor ki ben başımın üzerinde işte ekmek taşıyordum. Başımın üzerinde kuşlar yiyordu diyor. Diğeri diyor ben işte ben şarap sıkıyordum diyor. Üzüm sıkıyordum diyor. Bize tevilini yap diyor. Şimdi Hazreti Yusuf el-evvel isminin sırrını o kendi dayanağını Hak Teala'nın sırrını bilmezse bunu tevil etmezdi. İşte nasıl tevil etmiş? Mesela o da diyor ki o ekmek taşıyana
ekmek başının üzerinde ekmek taşıyan asılacaksın ve senin o beynini kuşlar yiyecek. Şimdi tevilin de tevili var. Şimdi böyle tevil etmiş Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Değil mi? Ama burada ilginç olan bir şey var. Yani tevilin evvel ismiyle olan bağlantısını ifade etmek için. Tabii çok biraz şey oldu ama burada... Burada belki, yorumlama. Yani evvel ismiyle nedir buradaki bağlantısı? Mesela? Yorum yapar. Buradaki bağlantıyı ifade etmek anlamında söylüyorum. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam o başının üzerinde ekmek taşıyana dedi ki, sen asılacaksın ve kuşlar beynini yiyecek. Tabi aslında bunun da bir tevili var. Bu sözün de tevili var. O da nedir? Şudur. Yani sen başının üzerinde ekmeği tac edersen, üzerinde ekmeği taşırsan ve davanı şeyin hep ekmek olursa, her şeyin ekmek olursa, o zaman sen ekmek biriktirirsin. Ekmek için ölürsün. Ve sonra kuşlar gelip beynini onu yer çünkü onlar mirasçılardır. Çok güzel. Evet. Tevilin tevili oldu. Tabii. İşte tevil buradaki tevil işte el-evvel ismi. Çok güzel. Evet. Hani beynini kuşlar yer. Tabii. Yani aslında kuş beyinli de mi diyor acaba? Öyle diyor tabii. Kuş beyinler diyor zaten. Ayrıca yani, öyle diyor ona. Değil mi? Tabii. Ayrıca bir tevil daha olsun. Budur tabii. Yani senin kavgan sadece ekmek olmuş. Tabii. O zaman ne yapıyorsun? Biriktirmişsin bunu. Peki ölünce kim ne olacak? Bu diyecek ben mirasçıyım. Kuşlar gelecek. Ekmeği başkaları yiyecek. Kuşlar da senin beynini yiyecek. Yo kuşlar o mirasçılardır kuşlar. Anladım. Yo kuşların kendileri mirasçıdır. Şimdi. Evet. Yo insan öldüğü zaman Tabii. Mesela ortada bir şey var. Kuşlar geliyor onu yiyor. Bu diyor ben mirasçıydım. Bu diyor ben herkes belgesiyle gelmiyor mu? Tabii. Herkes güzel. Bir şey gelmiyor. Hiç adını duymadığı kişi belgesiyle geliyor. Ben de şu kadar akrabasıyım. İşte ben de mirasçıyım diyor. Bakıyorsun herkes bir gagalıyor biraz. Bu tak diyor. Bu bir şey yapıyor. Ben amcanın oğluyum. Ben şu diye oradaki ortalıktaki mirası ne yapıyor? Kuşlar yiyor. Evet. Yani demek ki sen eğer evvele layık şey yapmazsan İşte öykün böyle olur, tevilin böyle olur. Öykün. Yani senin evvele doğru yani senin daima şeyin dayanağın güçlü olacak ki evvele layık iş yapacaksın ki senin mirasını kuşlar yemesin, kursağa girmesin. Evet. Değil mi hocam? Çok güzel. Evet. Ya mesela ama diğeri de diğer yoruma gelirsek, diğer tevile gelirsek. Yani evvele layık işte Hazreti Yusuf'un buradaki tevil gücü evvelin sırrını bilmesinden kaynaklanıyor. Yani bir yaratılış şeyini bildiği için, yani Hakk'ın yaratılış gayesini, yaratma gayesini bildiği için ona göre tevil ediyor. Çünkü evvelin sırrına vakıftır. Yani demek ki fabrika ayarını bilirsen olayları daha rahat yorumlarsın. Bizi kastettiğimiz budur. Yani burada eğer sen evvel sırrını bilmezse bunu böyle yorumlayamaz. Ya makinenin nasıl kullanıldığını bileceksin. Bileceksin. Evet. Evvel aslında biraz da insan için tabii biz konuşuyoruz. İnsanın evveli kullanım kılavuzu. Tabii. Kullanım kılavuzunu bildiğinde Hazreti Yusuf çok güzel bir şekilde tevil ediyor. Tabii. Diğerine ne diyor hocam? Evet. Diğeri de diyor ki sen çıkacaksın diyor ve efendine işte şarap ikram edeceksin, sunacaksın, sakinlik edeceksin. Diyor sen çıkacaksın, sakinlik edeceksin diyor. Niye öyle tevil ediyor? Demek ki o diğerinin de hayat şeyi ya da kendi tercihi işte yani mana, daha çok manaya ağırlık veriyor. Şarap hani içe giren bir şey. Başımızda taşınmıyor. Coşkusu var. Burada şaraptan kasıt yani manayı veren, insana coşku veren güzel manalar. Yani içki anlamında almamak lazım onu sadece. Yani sen demek ki eğer mana taşırsan, senin şeyin anlam sahibiysen, sen bir hikmet, marifet, işte aşk, muhabbet sahibiysen, senin yerin meclislerde saki olmaktır. Yani meclis efendiler meclisinde sana sakilik senin kaselerini senin işte burada kase ediyoruz. Senin kaselerini kim içer? İşte o efendi görülen kişiler senin aklına sen fikir verici. Bu şey olabilir mi acaba Seyda? Aynı da fikir tabii. Sen danışman olacaksın. Tabii aynı zamanda. Yani aynı zamanda hani bir tevil de biz yapıyoruz tabii, ya. Tabii öyle. Aynı zamanda danışman, aynı zamanda haz veren, aynı zamanda onlara moral veren, aynı zamanda onları dinlendiren yani gibi birçok anlamı olabilir. Bunu hani tevilimizi biraz da dayanak bulalım. İşte kral bir rüya görüyor. 7 sığır. O sonraki. Ona geleceğim. Evet.
O bulduğunda o bizim zindandan çıkan Saki ne diyor? Diyor ki zindanda biri vardı. Tabii ki. Şimdi aklıma şey geliyor. Şimdi bu adamın işi eğer su dağıtmak olsaydı hükümdarın karşısında konuşamaz. Tabii ki yani bu sucu değil. Eğer danışman olsa tabii ya da bir akıl veren ya da fikir kulübü diyelim fikir ekibinden biri olsa diyebilir ki hünkârım işte hani böyle böyle birini de ben tanıyorum rüya ilmiyle. Hani tevil ediyoruz sonuçta el evvel ismini konuşuyoruz. Öyle tabii. Bu yani, yetkimiz var yani. Değil mi? O, orada da Allahu Alem oradaki saki de aslında belki de fikir veren danışmanlık yapıyor. Aynen öyle. Değil mi? Öyle tabii. Yani biz çok boyutlu düşünmemiz lazım hocam. Yani sizin dediğiniz hani danışman olabilir, müsteşar olabilir, bugünkü deyimlerle efendim sırdaş olabilir. Yani çok boyutlu bir şey. Hepsi kapsıyor. Çünkü yani sen birine kasede bir şey sunuyorsan bu en değerli şeydir. Kase ile sakilik biliyorsun çok özel bir manadır. Yani hem coşkuyu hem zihni hem kalbi çalıştıran bir şey. Yani zihnine huzur veriyor, işte kalbine tatmin veriyor, demek ki aklını çalıştırıyor vesaire. Yani kısacası o verilen şey özel bir şey. Ama buradaki tevilin sırrı ne? Neden bu tevil böyle olmuş? Çünkü bu kendi el-evvel isminin sırrıyla daha kendi özüne daha münasip bir meslek seçmiş kendisine. Evet. Ondan dolayı onun tevhili daha güzel oluyor. Eyvallah. Seyidan bir araya gideceğiz. Öyle arkadaşlar. Mi? Peki. Evet. Evet muhterem izleyenler Rabbimizin el evvel ismini konuşuyoruz. Sır şeyi çok yüksek. Zor bir esma. İnşallah ikinci bölümde Allah-u Teala'nın yardımıyla daha da açılır diyelim. İkinci bölümde karşınızda olacağız inşallah. Evet muhterem izleyenler Rabbimizin el-evvel esmasını konuşuyoruz. Rabbim açsın önümüzü diyelim. Seyda şimdi alimlerin tarifi var. El-evvel ismini tarif ederken daha doğrusu hani ne anlama geldiğini belirtmişlerken şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki el-evvel ve el-ahir için evvel varlığının başlangıcı olmayan. Evet. Biz şunu da diyebiliriz. Varlığın başlangıcı olan. Yani Allahu Teala'nın varlığı için bir başlangıç yok. Tabii ama varlığın da başlangıcı odur. Ama varlığın yani bütün canlı insan vesaire. Varlığın başlangıcı o olduğu için el-evvel o oluyor işte. Varlığının başlangıcı olmayan ve varlığın başlangıcı olan. Şimdi bu fark ne? Onu biraz açsa. Şimdi fark şudur hocam. Varlığının başlangıcı olmayan zatı itibariyle varlığın başlangıcı yoktur. Çünkü zat o bir sonsuzdur. Sonsuzdur. Evet. Ama varlığın başlangıcı olan ise bu alem, bu kainat var olduğu zaman başlangıç yine o oluyor. Bir nevi şöyle mi diyelim? Allah-u Teala sonsuz bir çizgi. Yani teşbih dahat olmaz. Bir yere bir çizik atıyor. İnsanlık burada başladı. Evet işte o... Bu bizim için inanılmaz önemli bir olay. İşte öyledir. Değil mi? Evet, o dünya için. Yani bizim için başlangıçtır. Bizim. Yani şöyle bir çizgi... Ya Allah, bunun sonu yok diyelim. Güzel söyledin hocam. Burada öyle durun. Bizim için. Bizim için o şey. İşte başlangıç bizi ilgilendiriyor. Bizim evvelimizde. Allah bizim Teala için değil. Tabii başlangıç bizi ilgilendiriyor. El-evvel ismi bizim varlığımızın teminatı oluyor. Bizim var olmamızı sağladığı için önemli bizim için. Yani bugün hatta, o çizgiyi kapatacak. Parantez diyebiliriz. Evet. İnsanlık için bir parantez. Evvel ismini böyle sonsuz bir çizgi. Tabii. Ve işte diyelim ki 10 bin yıl sonra parantezi kapattı. Tabii. Sonsuzluğun içerisinde iki paranteziz biz. Tabii, evvel, ahir ama bizim için. Allah-u Teala'nın parantezi zaten öyle. Yok. Öyle diyebiliriz. Yani Allah için el-evvel ismi başlangıcı olmayan demektir. Bizim için el-evvel ismi varlığın başlangıcı o olan demektir. Evet. Tabii biz o çizginin içindeyiz. Tabii. Biz bu varlığımızı ona ondan aldığımız için varlığımız başlangıç odur. Ama onun başlangıcı el-evvel olması başlangıcı olmayan demektir. Tabii ne bir başlangıç ne bir son Allah-u Teala'nın öyle bir şey yok ismi de. İşte hani inşallah anlatabildim. Ya o çizginin içerisinde bizde bir parantez. Parantez içinde insanlık tarihi var. Burada Allah-u Teala mesela evvel isminin tevil üzerinden daha konuşacağız ama evvel isminin
bizdeki toplumsal hayattaki yansıması, biz bir şeye başlarken nasıl başlamalıyız? Tabii hocam. Şimdi buradan biraz daha anlaşılır. Yani biz el-evvel ismini daha çok murad üzerinden ele almamız lazım. Yani Allah-u Teala'nın yaratmadaki muradı, ilk muradı. İlk şeyi nedir? Yani hani ilk ve onun açısından hangi muratla bizi yaratmışsa, işte el-evvel ismini böyle anlayıp buna göre her şeyi onun muradına göre yorumladığımız zaman hakikati buluruz. Yani şunu açalım. Evet. Diyorsunuz ki evvel ismini bizim anlayabilmemiz için Allah-u Teala'nın muradını da hissetmemiz ve anlamamız gerekiyor ki biz o muradı anlarsak, o murada uygun yaşarız, o zaman da evvel ismini daha iyi anlamış oluruz. O tevil oluyor işte. O doğru tevil oluyor. Evet, doğru tevil. Doğru açılım oluyor. Tevil demek doğru bir açılım, doğru bir izah. Yani önce konuyu bilelim. Murat nedir? Murat diyorsunuz. Yani tabii ki. Yani evvel ismi bir şeyi yaratırken, yani kendi ilk olmayı dayanak olarak kendisinin kabul edilmesini istemiştir. Yani ben başlatıyorum her şeyi. Dayanağınız benim. Başlangıcınız benim. Yani her şeyi bana yaslanmalı, beni şey yapmalısın. Hani Samet ismiyle bunu şey yapıyorlar, dayanak Allah'tır. Aslında el-evvel isminin şeyi de dayanak. Yani hani her şeyin ona dayandığı, ondan başladığı, ona ait olduğu şey el-evvel ismidir. Yaratılış anlamında, varlık anlamında el-evvel dayanak oluyor. Çünkü muradı odur. Yani o Hak Teala bir şeyi yaratmayı murad ederken, varlığı murad yaratmayı murad ederken bir amacı var, muradı var. İşte kulluk diyoruz, hikmetinin ortaya çıkması, sırlarının ortaya çıkması, işte esmasının, diğer esmasının ortaya çıkması, işte bütün bunlar tevil yoluyla, soyut olarak şey yapıldığı zaman ortaya çıkıyor ve bize haz ve güzellik veriyor. Mesela bir olay ortaya çıkıyor. İşte bunun sebep-sonuç ilişkileri diyoruz. Şu diyoruz. Bunlar hepsi mesela insanlar saatlerce bir olayın yorumunu, olay o yorumunu zevkle seyrediyor. Diyorlar ki yani bir program yapılıyor mesela. Bir olay üzerinde ne yapılıyor insanlar? Konuyu biliyor, her şeyi biliyor ama ağzı açık diyor. Bakalım bu ne diyecek? Ne, tevil. Evvele raci kırıyor. Acaba bunun asıl öz şeyi nedir? Yani, özü kim yakalayacak? Kim yakalayacak? O muradı kim yakalayacak? Yani bu hadisenin vukuunda meydana gelmesinde el-evvel olan Hak Teala'nın muradı nedir ki? İşte herkes bir şey söylüyor ancak böyle bir tevil yoluyla bir şey çıkıyor ama bu çok zevk veriyor insanlara. Yani insanlar bu olay olmuş, bir yerde bir şey olmuş, bir bomba patlamış ya da başka bir savaş olmuş ya da bir şey olmuş. İnsanlar saatlerce bir olayı ne yapıyor hocam? Tevil ediyor, yorumluyor, açılımını sağlıyor. İşte burada bundan dolayı böyle olmuştur, bunda bu. Ve bu Allah-u Teala'nın sırlarını işte haz veriyor. Yani bütün şeyi keşfetmek haz veriyor. Onun muradını bilmek insana haz veriyor. İşte biz de nasıl ki basit bir olay üzerinde bu kadar yorum yaparak haz almaya çalışıyoruz ya. Aslında işin şeyi çok basit. Biz el-evveler bunu döndürdüğümüz zaman, yaratılış sırrını bildiğimiz zaman, Allah-u Teala'nın gayesini bildiğimiz zaman. Biz biliyoruz ki Allah-u Teala varlığı yaratırken rahmetle yaratmıştır. İbadet için yaratmıştır. İşte güzellik için yaratmıştır. Biz bunları bilerek yorumladığımız zaman güzel şeyler çıkar ortaya. Yani her şeyi ona göre tevilimizde şey çıkar. Yani işte Hazreti Yusuf'un mesela kralın rüyasını oradaki gidebiliriz. Tevil gibi mesela şey alimler bu Esma ile ilgili Allah'ın diyor yarattığı şeyler hakkında düşünüp tefekkür edin. Bu tefekkür edin ya da düşünün aynı zamanda tevil edin yani. Tevil edin. Tabii ki. Ama Allah'ın zatını düşünmeyin. İşte tamam budur. Tevil aynen böyledir. Yani biz evvele gidemiyoruz. Evvelin öncesine gittiğin zat karşımıza çıkıyor. Bir şey anlayamayız. O sırdır. Yani el-evvel isminin öncesi sırdır. El-evvel zattır zaten. Ondan dolayı bir şey anlayamayız. Ama ondan sonrasını yaratılışlar, varlığı şey yaptığımız zaman haz alıyoruz. Çünkü murat ortaya çıkmıştır. Ondan sonra her olayda, her hadisede, her şeyde bir sır vardı. Biz de bunları tevil ederek ortaya çıkarmaya çalışarak haz alıyoruz. O zaman işte buradan biraz şeye de şey açılıyor, kapı aralanıyor. Bilimsel çalışmalara tabii. Var ya. Çünkü madem biz Allah'ın yarattığı şeyler hakkında düşünüp tefekkür edeceğiz, düşünüp tefekkür etmek aynı zamanda şey anlamına da gelir. Araştırın, bulun yani. Tabii ki. Sadece düşün. O da bir tevil hocam. Tabii yani işte bir doktor karaciğeri. Ama işte bunu ortaya şimdi bilimsel araştırma. Bir gerçeği ortaya çıkardığı zaman evvelin muradına döndürmüyor onu işte. Kendi menfaatine kullanıyor. İşte bu problem. Ama Müslümanlara hani fark etmiyor hocam. Diyelim ki burada şunu demek istiyorum hocam. Diyelim ki işte
bir bilimsel araştırma sonucunda bir icat ortaya çıkarıldı. Tamam. Değil mi hocam? Burada tevil yoluyla Allah-u Teala'nın yarattığı bir şeyin sırrı ortaya çıkarıldı. İşte orada, buradaki kullanım amacı, murat, Allah'ın muradına göre yapıldığı zaman tevil tam olur. Ya yani mesela Yusuf'un aleyhisselam'ın rüyasının tevilinde mesela ortaya çıkan şeyi söyleyeyim. Diyelim ki orada bir yerde kuraklık oldu, bir yerde buğday çok oldu. Şimdi bu, Yusuf bunu depoladı ama bunun amacı insanları sömürmek miydi? İşte bunu çıkardı. Yoksa insanlara o sıkıntıdayken başka yerde muhtaç olanlara buğdayı da yardımcı olmak mıydı? İşte ilahi murat onlara yardım etmekti, dengelemek anlamında. Hı-hı. Başka yerde kuraklık varken bir yerde buğday varsa amaç buradaki dengelemektir. Murat budur, ilahi murat. Anlatabildim mi? Tabii. Ama işte birileri bunu sömürü aracı olarak kullanırsa, işte daha fazla pahalıya verirse, insanları şey yaparsa, bu işte tevil evvelin muradına uygun olmamış oluyor o zaman. Anladım. Yani devlet yönetirken ya da bir mekanizma yönetilirken oradaki danışman kadrosu olur, yönetici kadrosu olur, her ne olursa olsun bir hassasiyet sahibi olmalı. Tabii ki. Ki tevilini düzgün yapsın, vahye uygun yapsın. Tabii ki. Yoksa bunu kayırma, adam kayırma ya da başka bir yere taşıma. Tabii adam mesela atomu kullanıyor. Atom üzerinden bir şey icat ediyor ama onu bombaya dönüştürüp insanları yok ediyor. Yani ilahi murat da uygun değil bu. Evet. Tevil etmek. Yani nükleer enerji yapıyor mesela. Nükleer enerji işte bir yerde en ufak bir şey olduğu zaman otu, her şeyi, bütün canlıları yok ediyor. Yani bir de bu konuyla belki daha iyi anlaşılır. Alet de aslında buradan geliyor. Yani bizim dediğimiz alet tabiri el buradan geliyor. El-Evvel isminden. Tabii El-Evvel isminden geliyor. Yani El-Evvel ismi aslında yaşamın aletlerinin sahibidir. Yani her türlü alet ona gider, ondan gelir anlamındadır. Yani biz hani fabrika ayarı diyoruz ya. Bir ama sayıda çok şey, mucizevi bir şey ortaya çıkıyor şu an. Evet. El-Evvel, evet. Başlangıç, başlangıcı olmayan insanlar için başlangıç diyelim. Hı hı. Zaten şimdi yeryüzünde iki şey vardır insan için. Bir insan doğmuşsa alet vardır, fikir vardır. Evet. İnsanda insan için başka ne gerekiyor ki zaten? Tabii ki. İşte bunları, alete ihtiyaç vardır, fikre ihtiyaç vardır. Bravo. Yani soyut ve somut. Aha. Yani biri İkisi de aynı kelimeden türeme. Aynı kelimeden. Tevil ve alet. Hı hı. Yani tevil sosyal alandaki bilimsel, soyut, kavramsal şeylerin doğru yorumlanmasını ifade ediyor. Teknolojik anlamdaki yorumla ve yap. Yap. Teknolojik anlamdaki şeyler de aletle ona dönüyor tekrar. Evet. Yani onun için hayattaki her şey kapsıyor. Yani aletle olarak mesela fabrika, teknoloji, her şey küçük aletlerden oluşmuyor bu. Yani işte burada mesela bir alet kullanılırken, bir alet ortaya konulurken buradaki El-Evvel ismi, orada insan El-Evvel ismiyle yapması lazım. Yani icat olarak bunu yapıyor ya, El-Evvel tecellisiyle yapıyor. Yani diyelim ki o aletin ilk icadını ortaya koyuyor ya hocam. İnsanda tecelli ediyor ilk ortaya koyduğu için. Yani mesela bir alet yapıyor. Burada El-Evvel kim oluyor? O insan oluyor. Peki ya, o aleti yaparken hangi muradla yapması gerekiyor? Bu da El-Evvel, Allah'ın El-Evvel ismiyle yapmalı. Nasıl ki Allah varlığı El-Evvel ismiyle, muradla, güzel bir muradla, rahmetle yapmışsa, sen de bir alet yapacaksan El-Evvel olarak bu manada yapacaksın diyor. Buradan şeye gidiyoruz o zaman. Evet. Allah-u Teala'nın başlangıcı yok. Yok. Fakat insanı yaratılış safhası, bütün kainatı yaratılış safhasında insanı merkeze almış ve onun rahatı için ortamı hazırlamış. Tabii ki. Ben şu an şeyi kuracağım. Dediniz ya, bir alet yaptığında adam bunu Allah-u Teala'nın El-Evvel ismini dikkate alarak yapmalı, yapacak. Tabii. Yani insan merkezli yapacak. Tabii. İnsana hizmet merkezli. Tabii. Varlığa. Varlığa merkezli. O an benim aklıma sadaka-i cariye geldi. Güzel. Niye? Şimdi sadaka-i cariye, ben bir amel işliyorum. Normalde ben öldükten sonra defter kapanıyor. Orada defter açık kalıyor çünkü yaptığım bir şey açık kaldı. O da işliyor çünkü. Tabii ki. El-Evvel'e raci oluyor. Bu, yani El-Evvel'le çok ciddi bir bağlantısının tabii olması ki, doğru gerekiyor. Tabii ki. Doğru. Var zaten. Yani El-Evvel sen oluyorsun ya. Hı-hı. Onun için El-Evvel tevili hep sana dönüyor. Yani patent hakkı sana ait oluyor. Devam ediyor işlemeye. Ya da diğer mesela işleyişi. Ama ahirin daha gelmemiş oluyor. Tabii gelmemesi oluyor. Zaten öyle. İşte ahirde güzel oluyor o zaman. Yani ama bu şey çok güzel oldu hocam. Yani sizin bu noktadaki, yani sadaka-i cariye üzerinden gitmeniz. Yani mesela orada
güzel bir amaçla sen yapıyorsun ya, tevil ediliyor. Güzel yani, bir tevilde bulunuyorsun. Yorumda bulunuyorsun. Bir alet yapıyorsun hatta. Evet. İşte o çeşme yapıyorsun ya da bir şey yapıyorsun. Ne oluyor ondan sonra? Bir aletle mesela insanlığın hizmetine sunuyorsun. Hı hı. Ve bu kullanıldıkça senin muradına uygun olarak sen sevap kazanıyorsun. Ve diyor ki o aletin, alet üzerinden gidelim. Diyelim ki cami. Hani alet denilen illa bu mekanizma olmak zorunda değil. Yok tabii. O alet kullanıldıkça diyor sana sevap var. Ne zaman ki o kullanım dışı kaldı, yıkıldı, senin sevabın kesilir. Senin ömrün aslında o caminin ömrü kadar oluyor. Oluyor. Dolayısıyla ama da sen ölmüşsün. Evet. Ama senin ahirin, ya bilmiyorum, sen adeta bir aletin içerisinde bir tabii, fikir... Tabii. El-evvel oluyorsun. Orada el-evvel şeyi olduğu için devam ediyor senin ömrün. Evet. Aynı öyle. Yani o aslında dünyayla sınırlı olmuyorsun o manada. Yani senin görünür olarak. İşte insan ömrü şeyle sınırlı olmuyor o manada. Dediğin evet, gibi yani. Bu esmanın... Bilmiyorum ama... Yani mesela sanki... bazı soyut kavramlar üzerinde daha uzun ömür gidiyor. Alet üzerinde gitsek, hani alet... Bazen tabii bir çığır açan değil mi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tabii. Her kim ki diyor hayırlı bir çığır tabii, açarsa tabii aynen. İşte el-evvel ismin tecellisiyle yapacaksın evet. Ne yaparsın diyor. Yani Hak Teala burada el-evvel ismiyle neyi yaparsan tevili sana çok güçlü döner yani anlamındadır. Hem şeref olarak, hem yorum olarak, hem ecir olarak, hem açılım olarak hepsi sana döner. Bu esmayla sanki bana şey gibi geliyor. Alet de dediniz ya kökten gelme. Sanki teknikle alakalı hani insana mesajlar veriyor. Evet tabii. Teknikle alakalı. İslam dünyası zaten uzun yıllardır bu meselede ne tevil yaptı. Ne de alet yaptı. Ne de alet yani yaptı. Tevilin yolunu açmıyor zaten aletin de şeyini açmıyor. Bu nedenle biz şeyi kaybettik. Tam alemi kaybetti biliyorsunuz. Bundan dolayıdır. Yani el-evvel isminin sırrını bildiğin zaman hem mesela bugün Batılılar sosyal bilimlerde, kavramsal şeylerde çok güçlü. Tevil etme kabiliyetleri çok güçlü. Üretiyorlar. Teknikte de güçlüler. Ve teknikte de güçlüler. Alette de. Demek ki medeniyet anlamında kavramları tevil edecek yani tevil gücüne sahip kavramları ortaya koyarsan, teknolojik anlamda alet ortaya koyarsan ve bunları Allah'ın muradına uygun olarak ortaya koyarsan. Problem o. İşte Batı'nın problemi o. Bu. Evet. Bizim problemimiz el-evvelin işlerlik yani bizden ne istediğini bilmememiz. Tabii. Onların problemi bunu Allah için yapmamaları. Onun için diyor hani denir ya Allah için yap. Bir iş yaptığında Allah aynen. için yap. Yoksa aynen. yap demiyor. Allah aynen. için yap. Aynen öyle. Yani adeta gücün insanı zehirlemesi vardır. Eğer tabii. Allah için olmazsa o gücü yapabilirsin. Yine sana yol vermiş. Tabii. Ama seni zehirliyor. Yani aynen. yine sana şiir yazdırıyor ama küfre giriyorsun öyle. Yazdığın o şiirle. İşte bazen. Bu şekilde yani. Yani bu konu herhalde böyle daha iyi anlaşılır değil mi hocam? Yani mesela hani bir de şimdi, tabii Seydam yani elimizden geleni yapıyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi evvel isminin Kur'an'da ben diyor müşriklerden değilim ve ben Müslümanların evveliyim. Evvelil Müslüman. Tamam evvel çığır açanıyım. İlk güzel çığırı mesela bunu söyleyen Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dı. Ya biliyorsunuz. İşte onunla ilgili mesela çok şeyi ilk ona işte döndürüyoruz. İşte birçok meseleyi peygamberlerin babası olarak işte tek ümmet olması, Hazreti İsmail, Hazreti İshak'ın kıssalarında bakıyorsunuz hep tevili ona götürüyoruz. Evet. Yani kaynak o oluyor işte. Değil mi? Hı-hı. Yani bir şeyin evveli olmak yani bu manada bir çığır açarak insanlara sağlam bir yol, sağlam bir işte nizam, sağlam bir hikaye, kıssa bırakarak bunun üzerine gitmelerini sağlamış oluyor yani o manada. Evvel Müslümin. Ayrıca burada bir yani Müslümanlara da el-evvel isminin tecellisine mazhar olmaları yani istiyor yani bir nevi o ismin tecelli etmesi gerektiği, her şeyde ilk olmak gerektiği, her şeyin ilkine koşturulması gerektiği, ilk olmanın bir ayrıcalık olduğu anlamı da geliyor burada tabii. Evet tabii insanlar için başlangıç, Allah-u Teala için başlangıcı olmayan. Tabii ki. Biz hani normalde bu işin biraz önce birinci bölümde siz dediniz ya cemaziyle evvelini biliyoruz. Allah-u Teala bizi hakikaten başlangıç yani biz kendimiz biraz da kendi serüvenimize gelecek olursak Hazreti Adem'den bu yana bir başlangıç serüvenimiz vardı tabii ki. Yaratılışta. Bize o yaratılış serüvenine uygun yaşayanlardan eylesin. Seydam ekleyeceğiniz
Yani şöyledir hocam, burada anahtar kelimeler olarak şunu söyleyebiliriz. Toparlayalım, öyle bitirelim. Evet, yani biz tabii başta biraz giriş kısmı zor oldu. Sizin o halinizle aslında ne kadar zor olduğunu ifade, zaten gidemediniz de. Evet, yani evet, evet dedim, gidilemiyor evet, yani zor. Yani bu bir geriye doğru bir helezonlik şey gibidir. Yani o helezonun içinden gitmek gibidir. Bir helezonik şey olarak tasavvur edildiğinde. Ama biz el-evvel ismini önce ikiye ayıralım. Bizim açımızdan el-evvel, Allah açısından el-evvel ismi. Bu ikiye ayırmak lazım. Allah açısından, yani Allah için el-evvel ismi başlangıcı olmayan demektir. Bizim için el-evvel ismi, Allah'ın el-evvel ismi, varlığın başlangıcı olan demektir. Evet. Yani biz varlığın başlangıcı başını ona, yani her şeyi ona dayandırıyoruz. Varlığın başlangıcı odur ve başlangıcın sonu olmayan da odur. Yani hem zatı hem esması itibariyle el-evvel ismini bu şekilde, ya da diğer hani Allah'ın zatını düşünmeyin, yarattıklarını düşünün. Yani bizim evvelimiz vardır ama Allah'ın evveli yoktur. Tabii ki. Allah kendisi evvelidir. Ve biz işte evvel kendisidir. Evet. İşte o diyor ya, zatını düşünmeyin, yarattıklarını düşünün. Yani zatını düşünmeyin, el-evvel isminin yani varlık, işte yaratılış öncesi onun zatıdır, onu düşünmeyin. Ondan sonrasını düşünün ki tevil edesin. Çünkü zatını tevil edemezsin. Evet. Şimdi biz Hak'tan zatını nasıl tevil edebiliriz? Bir şeyi tevil etmen için anlaman, görmen gerekiyor. Tabii, işte, değil mi? Ama biz vardığı tevil edebilirsin. Tabii, el-evvel isminin tecellisi bu manada varlık üzerindedir. Evet. Yani biz tevil ediyoruz her şeyi. Anlamlandırıyoruz. Ama bunların anlamını ortaya koyarken, bunları yorumlarken daima ilmi ondan istemeliyiz. Muhakemeyi ondan istemeliyiz. Efendim, basireti ondan istemeliyiz. Bütün bunları el-evvel isminden istemeliyiz ki muhakememiz olsun, basiretimiz olsun, ferasetimiz olsun, nurumuz olsun. Evet. Yani bunları ondan istediğimizde tevil etme gücümüz, icat etme gücümüz, alet yapma kabiliyetimiz daha çok artar. Yani bir de en son şunu söyledik, dedik ki tevil ve alet birbiriyle bağlantılıdır. İkisinin de şeyi el-evvel ismidir. Şimdi tevil dediğimiz zaman aklımıza olaylar, sosyal bilimler, bütün bu soyut ilimler gelir. Bu konuda iyi bir muhakemeye sahip olmak lazım. İyi bir tevil gücüne sahip olmak lazım. Bu da el-evvel ismine döner. Bir de alet ortaya koymak lazım. Teknik anlamda. Bu da el-evvel ismine döner. Bir de bütün bunları ortaya koyarken sağlam bir niyet ve amaç için bunu yapmak gerekiyor. Eyvallah, Allah razı olsun. Yani hem soyut hem somut ama Allah için. Tabii ki. Aynı öyle diyoruz. Öyle diyelim, bitirelim. Seyyidem, Allah razı olsun. Ecmaîn. Rabbim rızası için kabul etsin diyelim. Evet değerli izleyenler, haftaya Rabbimizin bir başka esmasını konuşmak üzere diyelim. Allah'a emanet olun efendim.